geldi bugün. Kardeşlerim kadar güzel ve çiçekten bahsetmek istiyorum, orkidelerden. Orkidelerin çok ilginç özellikleri var. Bildiğiniz gibi Allah çok sayıda çiçek yaratmış, çok sayıda bitki türü yaratmış ve bunlar dünyamıza bize bir güzellik olarak geliyor. Tabii ki çok sayıda görevleri de var Allah'ın insanların yaşamasını kolaylaştırması için yeryüzünde. Fakat orkide herhangi bir çiçek olarak düşündüğümüzde sadece orkidelerin 25 bin ayrı türü belgelenmiş durumda. Maşallah, düşünün, sırf bir çiçeğin 25 farklı türü var ve gerçekten bir tarama yaptığınızda, internet araştırma yaptığınızda çok çok güzel çiçeklere rastlayabiliyorsunuz inşallah. Orkidelerin bir özelliği var, insan yüzünün simetrisine sahipler çiçeklerinde. Aynı insan yüzü gibi iki tarafında birbirine eşit olan bir simetrisi var. Bu da onların yine çok güzel görünüm vermelerine maşallah vesile oluyor inşallah. Yine orkidelerin başka bir özelliği, polenlerini etrafa dağıtabilmek için böcekleri kandırabilecek şekilde görünüme sahipler. Yani bir aldatma ustası olarak biliniyor orkideler. Aynı böceklerin çiftleşme yapabileceklerini zannettikleri şekilde bir görünümle polenlerini çok rahatlıkla istedikleri şekilde istedikleri mesafelere ulaştırabiliyorlar inşallah. Şimdi orkidelerimizin resimleriyle başlayalım inşallah. Çünkü gerçekten çok güzel ya, sanat eseri maşallah her biri. Renkleri de mükemmel, görünümleri de. 25 bin tür olduğunu düşünecek olursak ben sadece çok az bir kısmını alabildim tabii ki. Muazzam güzel maşallah. Eski bir orkide poleni amber içinde kalmış olarak bulunmuştu ve 10-15 milyon yıllık bir fosil içerisinde, fakat 120 milyon yıl öncesine ait orkidelerin de bulunduğunu fosillerde biliyoruz biz inşallah bugün. Yine hayvan yüzlü şeyler de var biliyorsunuz. Bu Dracula orkidesiymiş. Çok sevimli. Tomik bir şey. Çok, bunun da çok çeşitli türleri var ama bir tanesini aldım. Maşallah. Maşallah. Simetrisi, renkleri mükemmel maşallah. Maşallah. Allah çok güzel yaratmış. Vanilya biliyorsunuz bir orkide türü. Bizim çok sıklıkla rastladığımız gün içinde en popüler orkide türlerinden biri düz yapraklı vanilya bitkisi. Bu da işte çiçeği vanilyanın. Allah hem kokusunu hem tadını maşallah hem de görünümünü maşallah çok güzel yaratmış. Maşallah. 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 İçindeki kırmızı süsü de özenle işlenmiş gibi maşallah. Maşallah. Bitti mi çiçeklerimiz? Genel olarak ortasındaki bir herhangi bir tane, bakın bu da işte hayvan taklidi yapan orkidelerden bir tanesi. Öyle polenlerini mi ulaştırmak için arı taklidi yapıyor. Bunlar vanilyalar. Vanilyanın çiçeği ve kendisi. Maşallah. Bu da yine döllenmek üzere bir orkidenin bir arıyı nasıl taklit ettiğini gösteriyor. Çiçeklerin ortasındaki simetri mükemmel. Her orkidede Allah'ın dilemesiyle ilk yaratıldıkları andan itibaren aynı şekilde sapları yeşil olarak, çiçekleri de birbirinden güzel renklere sahip olarak, DNA'larında hepsi kodlu. Hiçbir zaman orkidenin o güzel mükemmel çiçekleri, üzerindeki benekler saplarında oluşmuyor. Sapları her zaman yeşil olarak çıkıyor. Kökleri de biliyorsunuz çok güzel olarak kahverengi ama bayağı orkide yetiştirenler bilirler. Onun bile bir süsü var. Allah onu da bile bir süs yaratmış maşallah. Ama hiçbir zaman bilgide, kodda bir yanlışlık olmuyor. Çiçek evet, her zaman çıkması gereken yerde çıkıyor. Açıyor, filizleniyor ve orada mükemmel renkleriyle açıyor, desenleriyle açıyor, simetrisiyle. Tabii. Yeşil sapları ve yaprakları da hiçbir zaman farklı çiçek rengine bürünmüyor. DNA'daki bilgiler her zaman gerekli yerde olacak şekilde Allah yarattığı gibi açıyor maşallah. Bilmiyorum. Allah'ın o insanlara mesela orkideden vanilya yapmayı ilham etmiş olması da Allah'ın çok büyük bir nimeti. Tabii, her zaman şaşırırım ona, çünkü onu vanilya yapabilmek için çok kompleks işlemler gerekiyor gerçekten. Bir gün onu da anlatırız. Vanilyanın yapılışını seyretmiştim bir kere. Allah evet, bir çiçekten maşallah insanlara ilham edip onu yaptırtıyor maşallah. Maşallah. Çok güzel bir nimet gerçekten. Evet maşallah.